Merhaba gazosuz kalamayanlar, Gazocu TV'den selamlar. OMS2'deyiz arkadaşlar. Uzun zamandır OMS2 oynamıyordum ve haliyle videosu da gelmiyordu. ETS'in Road to the Black Seas'i vesaire araya girmişti. Ama en nihayetinde OMS2'ye de girdik. Bayağı içimizde özlem var, hasret var. Ama bu özlem ve hasret bugün itibariyle sonlanacaktır diye düşünüyorum. Zaten sizler de uzun zamandır OMS2 istiyorsunuz. Ben de oynamayı çok istiyordum ve nihayet o gün bugün abi. Şimdi Sicizine kar yağdı. Yaklaşık 3-4 4 saattir bir kar yağışı var burada. Zaten kar baya baya tuttu, hatta buzlanma falan da var. Hava şu anda eksi. O yüzden dolayı dikkatli gitmemiz lazım. 57'ye çıkacağız bu havada. Buzun üstünde bir sefer yapacağız. Aracımızda oyunun kendi aracı abi. Körüklü bir MAN var altımızda. Bu havada da körüklü otobüsüyle gitmek birazcık zorlayıcı olacaktır ama Bismillah deyip çıkacağız artık. Yapabilecek bir şey yok. Umarım kaza bela yaşamayız abi. Ben şu kapımı açayım. Yolcuları da içeri alalım. Kolletaje'ye doğru Aynen. çıkıyoruz Varsevo'dan. Başka binecek yok abi. Kapattık kapıyı. Aracın içine geçelim. Evet, şurada da görüyorsunuz abi. Aracın içi şu anda 4 derece. İlk bindiğimde eksi 2 falan da orası. Kaloriferi falan fulledim. Baya zaten araç bir 15 dakikadır çalışıyor. Anca ısındı. Şimdi imdatımızı salalım. Dörtlümüzü de kapatalım ve ağır ağır yola çıkalım abi. Şimdi hiç gaza basmayacağım. Burada şuradan sola döneceğiz. Çok ağır ağır fren yapıyorum hatta. Hani bu havalarda böyle gitmek lazım. Şimdi karın buzun üstünde araba sürmenin bir mantığı vardır. Bir şeyi vardır. Raconu diyelim. Yavaş hareket edeceksiniz abi. Hani karın buzun üstünde acele ettiğiniz anda olay biter. Acele eden ecele gider. Özellikle karın buzun üstünde bu olay %100 gerçekleşir. Onun için oldukça yavaş olacaksınız. Şurada birazcık gaza abanmam lazım. Rampa çıkacağız. Çünkü durursak kalırız burada. Evet, güzel kaptırdık abi. Çeyrek gaz veriyorum. Fazla da patinaja düşürmemem gerekiyor şu anda. Böyle çıkıyoruz bakalım. Bir problem olmadı şu anlık. Patinaj çekiyor. Normal abi, haliyle tutulmuyor. Dediğim gibi gaz hareketleriniz, fren hareketleriniz, şu direksiyonu çevirmeniz vesaire, karın buzun üstünde bunların çok yavaş olması lazım. Yoksa kayarsınız abi. O yüzden dolayı ben de çok ağır ağır aracı kullanacağım. Hani işin usulüne uygun gitmemiz lazım. Biliyorsunuz OMS2 gerçekçi bir oyun. Onun için hani buradaki bir hata da affetmez, aynı gerçekte olduğu gibi. O yüzden dolayı çok çok dikkatli gitmemiz lazım. Bu durak boş abi. Devam. Şuradan sağa doğru dönüyoruz. Zaten 57'yi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Aracımız da sıkıntı ya. Eski araba körüklü. Hani körükten kayma olayı vesaire yaşanabilir. Bir de 57'ye gidiyoruz. İleride bunun rampa inişleri falan da olacak. Hattı bildiğim için. Oralarda ne yapacağız bilmiyorum. Umarım kaydırmayız ya. Sıkıntıya girmiyorum. Çok yavaş yavaş fren yapıyorum. OMS2'ye kış geldi. Daha Ankara'ya kar yağmadı ama OMS2'ye kışı getirdik abi. Ankara'da da baya baya sis var. 2-3 gündür baya evimin karşısındaki binayı vesaire göremiyorum. Binalar falan kaybolmuş. Sabah bir kalkıyorum böyle, rüyalar alemi gibi, düşler alemi gibi. Ama henüz kar yağmadı. Sizin şehirlerde durum nasıl yazabilirsiniz? Kar vesaire var mı? Cam suyunu da azıcık sıkayıp. Allah'tan cam suyu koyduk yani ya. Normal su vardı dün akşam da cam suyu koydum otobüse. Onu da iyi yapmışız. Donardı yani normal su. Antifrizli cam suyu koymak da bu havalarda önemli. Evet, sizin şehirlerde durum nasıl? Yazın. Kar yağan şehir var mı acaba aramızda? Onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Çok yavaş fren yapıyorum. Evet, güzel, çok temiz bir duruş oldu abi. Bakalım ileride ne yapacağız yani. Hiç bilmiyorum ileride. Ufak bir rampa var. Sağa dönüş var. O sağa dönüşte birazcık zorlanabiliriz. Bakalım oralarda ne yapacağız. Şimdi buradan kaptırabildiğim kadar kaptıracağım. Zaten dönüşüm ve durağın nerede olduğunu biliyorum. İşte bu olay önemli abi. Yani bu havalarda bildiğiniz hatta gitmeniz lazım. En azından nerede fren yapacağınızı vesaire kafanızda hesaplayabilirsiniz. Durağın nerede olduğunu biliyorsunuz çünkü. Dönüşün nerede olduğunu biliyorsunuz. O yüzden dolayı bu havalarda bildiğiniz hatta gitmeniz lazım. Bu arada yavaşlayalım, çok hızlandık. Oo, kayıyor.
Kayıyor abi, kayıyor. Umarım durabiliriz. Tamam, güzel. Fazla da yavaşlamak istemiyorum derken şunu ayarlasan olmaz ya. Abi şans yok. Yemin ediyorum şans yok ya. Geç. Geç geç geç. Dayı geç daha. Nereye gideyim? Geç. Bak kalkmıyor buradan. Şimdi ne yaptık bize? Geç daha geç. Bekleme daha. Ne bekliyor? Mahvettin bizi hocam ya. Abi daha ne bekliyorsun? Geçsene. Nihayet geçti de abi bizi bıraktı burada. Ya siz kamera şakası mısınız ya? Abi şu zamanlamayı nasıl tutturabiliyorsun oyun? Beni illa burada bırakacak ya. Derdi o galiba. Şunu falan kapatsak bir işe yarayacak mı abi? Deneyelim. Evet, güzel oturtturduk abi. Şu an bir sıkıntı yok. Hadi bakalım, umarım kalmayız. Şurada durak var ne yazık ki. Mecbur duracağız. Şöyle durayım abi. Tamam, iyi kurtardık gene ya. Şu şeyi de tekrar açayım. Hello. Çalışsın o da. Hello. Evet, biraz zor geldim dayı ya. Yapacak bir şey yok, orada sıkıştık yani. Buradan da kalkarız artık, hani oradan kalktıysak. Tamam, sıkıntı yok. Sileceği azıcık kapatalım, az dinlensin. Zaten pek de bir şey yok. Ara sıra cam doluyor. Abi ayarlasan denk getiremezsin orada. Ben ne güzel donacaktım. Karşıdan otobüs geldi ya. O da bizim şansımız artık. İstesen olmaz yani öyle bir şeyi. Ama bizde şans olmadığı için karşıdan bir dünya araba geldi. Yavaş yavaş yavaş. Acele etme yavaş. Güzel bir duruş oldu abi. Neden gidemiyorum ya? Ah düzeldi abi, ufak bir sıkıntı oldu da neyse, yavaş yavaş kalkalım. Ya, otobüs haliyle kendinde değil, otobüs ne yapsın, soğuk ya. Ulan psikolojik olarak bir üşüdüm var ya burada yani. Bayağı oyunun atmosferi bunu çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Seviyoruz Homsiki'yi ya. Vallahi şuradaki fizikler, şu aracın bu buza verdiği tepki vesaire efsane. Var da direksiyon yumuşacık şu anda, bak şöyle bile yapabilirim. Yani yumuşacık, buzun üstüne gittiğimiz belli. Hiçbir şekilde araç tutmuyor. Aslında şöyle düşündüm ben. Manuel bir araç kullansaydık şu an müdahale şansımız biraz daha fazla olabilirdi. Yani şu önümüzdeki rampadan mesela vites küçülde küçülde inerdik. Fren kullanmak zorunda kalmazdık ve kaydırmazdık arabayı. Hani otomatik vites atıp gidebilir diye düşünüyorsunuz ilk başta ama aslında o olay öyle de değil. Hani otomatik vites bir araçta gazla aranızı iyi tutarsanız, yani gaza düzgün ölçülerde basarsanız, araç sizin ne yapacağınızı hissediyor ve ona göre vites atıyor. Hani yokuş aşağı bile inerken hiç gaz basmadığınızda bir vites üstü almıyor. Bulunduğu viteste tutuyor aracı. Yani böyle de bir olay var. Yani otomatikle iyi anlaşmak lazım. Şimdi abi az basayım şöyle. Ondan sonra salayım. Yavaş yavaş aşağı doğru insin. Şimdi bu olayı şöyle anlatayım. Otomatik mevzusunu. Babam biliyorsunuz Ankara Ego otobüs şoförü. Yani belediye otobüs şoförü eski. Şu anda emekli. Zamanında yani 92-93 yıllarında Ankara Ego'ya otomatik vites otobüsler alınmış. O zamana kadar manuel otobüslerle gidip geliyorlarmış. Otomatik vites Ikarus otobüsü alınmış. Macaristan'dan gelmiş hatta onlar. Bunlar diyor ilk geldi diyor otomatik vitesler. Ya demiş şoförler kendi aralarında, işte biz bunu nasıl kullanacağız? Ne bileyim, kışın işte Ankara'yı bilenler bilir, Dikmen'in Keçören'in rampalarından biz buna nasıl ineceğiz buzun üstündeyken falan. Öyle diyor, biz bayağı korktuk diyor. Yani şey zannetmişler, yokuş aşağı geldiğin zaman vitesi tak tak atıp gider, biz bu arabayı durduramayız karın buzun üstünde zannetmişler. Ama diyor kullanınca anladık diyor. Yani vitesi diyor atmıyormuş yokuş aşağı giderken diyor. İşte aynı olay burada da söz konusu. Birazcık ileride durdum ama yapabilecek bir şeyim yok. Hani bu kadar durduğuma dua etsinler artık. Durduk da gelmiyorlar ya. Binmeyecek miydiniz? Niye durdurdunuz beni o zaman? Allah Allah. Dingillere bak. Bir de yokuş aşağı durdurdular beni ya. Neyse devam edelim abi. Ağır ağır inelim. Şöyle bırakayım. Biraz daha gaza basayım. Biraz seri inebiliriz. Çünkü bu ilerideki durak mesafesi bayağı var ama arabayı da salmamak lazım aşağı doğru.
şu ayarda inelim. Mesela hızlandığı zaman bir vites dağıtıp gitmiyor. Hani bahsettiğim olay bu. Zaten şu an bir vites dağıtıp gitse eğer biz bu arabayı durduramayız. Yavaş yavaş fren yapıyorum. Evet, güzel durduk abi. Problem yok. Soğuk soğuk ablacım, soğuk, haklısınız ya. Kaloriferi açabilirim de abi çok ses yapıyor. Hani otobüsün sesini duyamazsınız videoda. Onun için açmıyorum. O yüzden dolayı mecburen soğuk gidiyorlar da kaloriferim bozuk yani. Değil mi? Bozuk bozuk. Bozuk bozuk kaloriferim. Çaktırmayın. Evet, buradan da ağır ağır inmemiz lazım. Adam otobüsün önüne atlıyor babacım, buzun üstünde gidiyoruz zaten. Sen neyine güvenip önüme atlıyorsun ya? Bak bir de dönüyor yani. Madem döneceğin ileriden önüme niye atlıyorsun benim? Araba durmayacak, gideceksin. Bak 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 bak, bir tane daha var. Aslında var ya, freni yapmayacağım, koyup gideceğim bunlara. Yapıştırıp gideceğim anasını satayım. Buzun üstünde ağır vasıtanın önüne atlıyor ya. Şimdi buzun üstünde aslında otobüs kullanmak mı daha zor, tır kullanmak mı daha zor, onu tam bilemiyorum açıkçası. Aynı olay aslında. Körüklü otobüs için konuşursak ikisi de abi temelde remorklu araçlar. Ama otobüsün farkı ne körüklü otobüsün? Bunun abi çekici kısmı daha büyük, körük kısmı küçük. Tırda ise tam tersi. Remork büyük, çekici tarafı küçük. Ya tırda şöyle bir olayınız var. Buzun üstünde vesaire giderken araç yüklüyse abi bir problem yok. Hani gidebilirsiniz. Dingilleri vesaire de kaldırırsınız. Çeker tekere biner yük ve buzun üstünde bir ağırlık olduğu için patinaja düşmeden gidersiniz. Ama otobüs biraz daha sıkıntı gibi duruyor şu an, ağırlık olmadığı için. Ama bilmiyorum, otobüs de rahat ya. Tırda da makaslama olayı vesaire var. Doğrusu büyük olduğu için. Hani sürekli ayna kontrolü gitmeniz lazım. Aynadan Dorse'nin yan geldiğini gördüğünüz anda, hani sizin yanınızda geliyorsa böyle, tırda hapı yuttunuz abi. Hani o an panik yapmayıp kurtarabilenler de var ama o bayağı bir usta şoförlüğe giriyor. Ama panik yapmamak lazım yani. Dorse'nin yan geldiğini görüp panik yaparsanız %100 gidersiniz yani, onun toplaması yok ne yazık ki. Ama panik yapmayıp biraz sakin davranırsanız abi, hani kurtaranlar da var yani. O da artık sizin soğukkanlılığınıza ve şoförünüze bağlı. Otobüste makaslama durumu da var aslında ama pek fazla değil. Hani arkadaki körük kısmı küçük olduğu için, yani remork kısmı küçük olduğu için tır kadar tabii makaslama derdi yok. Yani aslında ikisi de zor. Karlı havalarda ikisinin de kendine göre zorlukları var. Şimdi ileride büyük bir rampa var. Oradan inerken biz ne yapacağız onu düşünüyorum. Virajlı bir rampa. Orayı bilenler bilir. Zaten birazdan da göreceksiniz. Orası da bir sıkıntı. Orayı da atlatırsak gerisi önemli değil abi. O rampa da biraz zorlayabilir bizi. İyi günler, iyi günler.
Patinaj çekiyor, patinaj. Kolay değil yani. Aslında zincir de atabilirdik ama ne bileyim, atmadım çıkarken. Bir tane daha körüklü gidiyor. Allah yardımcısı olsun. Sıkıntı bu havalarda. Belediye neden tuzlama yapmıyor bilmiyorum ya. Tuzlama yapmaları lazım abi, şu havaya bak. Bayağı melodik duruyoruz. Vi 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 diye. Çok güzel ya, şu oyunun seslerine hastayım ya. Soğuk soğuk. Evet soğuk, ben de biliyorum soğuk ama yapacak bir şey yok. Kalorifer bozuk ya. Hello. Hello. Evet, bahsettiğim rampaya geldik bu arada ileride. Şimdi buradan inerken ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapacağız abi? Sakinlikle yavaş yavaş ineceğiz orayı. Yapabilecek başka bir şey yok. Şimdi biraz basacağım burada. Yani bir yere kadar basacağım, sonra gazı çekeceğim. Tamamen frenle ineceğiz. Çok da güzel bir ses çıkacaktır diye düşünüyorum. Birazcık sesi dinleyin abi, ben susuyorum. Şuradan tatlı tatlı inelim. Kendinizi olaya verin. Hadi bakalım. Evet dostlar, bu arada oyunu durdurdum, bir kargo geldi bana, görüyorsunuz Kemal Atatürk imzalı bir yüzük. Bunu ortaokul arkadaşım Melike göndermiş, çok çok teşekkür ediyorum buradan da ona. Bayağı videonun ortasında kargo falan geldi, güzel de bir not yazmış. Oyunu durdurup kargoyu almaya gittim, o notu da okudum, çok teşekkür ederim. Atatürk imzalı bir yüzük benim için gerçekten çok çok anlamlı bir hediye olmuş. Buradan da Melike'ye sonsuz teşekkürler. Evet, oyunumuza devam edelim. Kayacak abi, kayacak. Hani az da fazla fren yapsam şurada gireceğiz yani, şu taraflara falan. Ama güzel bir iniş oldu. Baya baya hoşuma gitti benim. Şurada inecek varmış abi, duralım. Vay be, videonun ortasında da kargo geldi. Güzel oldu ha. Videoda da selam göndermiş olduk Melike'ye. Yani her ne kadar OMS 2 falan onun ilgisini çekmese de, kapı açılmadı bu arada. Videonun bu kısmını ona izletirim. İyi günler, iyi günler. Evet, az bir yolumuz kaldı. İşin tehlikeli kısmını atlattık abi burada. Rampaları vesaire indik. Bundan sonrası da düz. İleride sağda bir durak var. Kaç durak kaldı bizim, bir hesaplayayım hemen. Şimdiki gelecek durağı da saymazsak 3 durak sonra son durağa ulaşacağız. Yavaşlayalım bu arada. Bu durakta inecek yok ama binecek var mı acaba? İnecek de yok abi. Yavaş yavaş fren yapıyorum. Sağa doğru döneceğiz buradan. Azıcık da sola doğru gideyim de duramazsak adama girmeyelim. Ki bak, duramadık yani. İşimi sağlama almam önemli. Geç dayı.
Burada bir kaydırdığımı hatırlıyorum. Hatta solda bir eve falan girmiştik. Onu hatırlıyorum yani. O da videodaydı. Yağmurda mı kaydırmıştık? Karda kaydırmıştık galiba ya. Böyle bir video vardı. Bayağı da geçti üstüne. Yaklaşık bir yıl olmuştur. O geldi aklıma. Yavaş yavaş fren yapıyoruz abi. Alo. Her ne kadar yüzük takmasam da hani nedense bir hoşuma gitti bu. Abla ne konuştu ya? Söyledi mi? Ne yaptı? Artık takarım diye düşünüyorum. Güzel, anlamlı bir yüzük çünkü. Yapıştırıyoruz abi burada. Şu lampada durursam kalkamam. Bu arada acayip kaydı lan şu an. Dur. Dur 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 dur. Dur abi dur abi dur abi. Kimseyi vurmadık değil mi? Kimseyi vurmadık. Valla cincik gibi ya. Helal olsun. Cincik gibi dedim. Mükemmel yani. Kaydık ama kimseyi vurmadık. Güzel oldu. Burada durmayacağım. Azıcık ileride duracağım. Yoksa kaldıramayabiliriz arabayı. Ah şöyle düzde durayım. Dur abi birazcık geçtik ama yapacak bir şey yok. Orada durursam hayatta kalkamam. Abi nasıl kaydık ya? Karşıdan da araba geliyor. Sağda solda araba var. Tam da yerinde kaydık yani. İyi ki çabuk toparladık. Evet, sondan bir önceki durak. Sefer de yavaş yavaş bitiyor. Abi vallahi geldik ya, kazasız belasız. Zorlansak da bazı yerlerde geldik. Güzel bir yolculuk oldu. Şuradan şimdi sola doğru gidiyoruz. Ve kollataj'da da seferimizi bitiriyoruz. Yavaş abi, yavaş abi. Ulan şuraya da hala araba koyuyorlar ya. Gözünü seveyim, bir otobüsün biri girecek orada size. Zaten etraf kar buz. Oraya araba mı konulur? Evet, kapılarımızı açalım, yolcularımızı indirelim. Son durak arkadaşlar. Önümüze de durak listemiz geldi. Evet, yolcularımıza indirdik de abi otobüsün haline bakar mısın ya? Şuna bak şuna. Yani tozdan gözükmüyor, pislikten. Abi muhteşem bir olay ya. Gerçekten OMSİK'i çok seviyorum ya. Şunu bile görmek, şu kiri görmek, hani karın kirini. Gerçekten muazzam detaylar. Motoru da kapatalım bu arada. Evet dostlar, güzel karlı buzlu bir OMSİK'i videosunda sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve Gazucu TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çokça iyi bakın. Hoşça kalın. Gazosuz kalmayın.